Evet, hoş geldiniz. Buyur Boğaç. Sen de mi hazırlamadın? Evet, aynen, devamlı sizlerle birlikteyiz bugün. Sevgili Mert bizlerle, hoş geldin abi. Merhaba, hoş geldiniz. Akşamlar, hoş çok yakınız biz. Çok da hoş evet. Geldiniz. Beraber geldik evlerine. Nasıl bir şirinlik bu? Rick, yani biz böyle valla. Tamam, çok tatlı. Şey. Sen anladın mı formatı? Ben çok iyi anladım. Ne yapıyormuşuz? Formatın yaratıcısı bile sayılabilir. Ne yapıyormuşuz? Tabii. Kameraya. Şöyle, biz ciddi bir şey konuşurken Ring for'a haga basıp sarılıyoruz önce. Sonradan peki, ortadan tamam, bir... Siz belki isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yani bana böyle anlatıldığı için geldi. O yazdığı için. Evet, Ring for a Hug yazmayanı bulamadık. İnanabiliyor evet. musun? Çünkü ülkenin aslında buna ihtiyacı kimse var. Kimse birbirini sevmiyor. İşte bu. İşte bu kadar. Ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı ben olduğu için. Bende kiss olanı vardı. Kaybolmuş. Zar var bende de onu getirmedik. Başka da var da. Onları hiç getirmedik. Ring for a çok yani. Onu sonra. Ring for a olayı çok. Evet, katıla tıklayarak bu özel içerikleri takip ederiz. Yok. Ve abonelerimiz özel Ring for a Hug zilleri. Evet, şimdi bu hafta biz bir araya geldik ve çok ciddi bir konu üzerinde tartışmak için toplandık. Yani elleri böyle yapınca ciddi. İşin uzmanını buraya çağırmak istedik. Mert Yazıcıoğlu. Aşk 101 Mert diye bilinir ama biz Mert 101 diyeceğiz, ona kafa karışsın biraz daha diye. Kendisi oyuncu. Evet, oyuncu. Biz de bu hafta oyunları konuşacağız. Evet. Oyun dünyasını konuşacağız. Yanlış anlamışım. Oyuncu player olarak için, geçiyorum. Evet, Mert'in oyunculuğunu herkes biliyor ama oyunculuğunu biliyor mu? İşte bu. Bu kadar. Bu konuyu konuşacağız efendim reklamlardan sonra. Evet, şimdi yani gaming dünyası dediğimiz zaman akla tabii ki birçok konu İsim. Geliyor. Birçok isim de geliyor. Şimdi insanlar senin bu yönünü hakikaten çok bilmiyor olabilir bu arada. Doğru. Ya da nasıl vakit buluyorsun mesela, ben en çok onu merak ediyorum. Hatta onunla başlayalım. Yani bu kadar yoğun işte set temposu. Abi sete gidecektim de Dota oynuyordum, uyuyakaldım falan gibi yok, şeyler yaşanıyor mu böyle şeyler? Yok abi. O yani eğer çalışıyorsam o dönem saatleri ayarlamaya çalışıyorum. Kendimi vakit ayırmaktan kastım benim o genelde oyun oynamak oluyor. Hı-hı. Çünkü hani boşaltıyorum kafamı, gerçekten o iyi geliyor. Ne tarz oyunlar? Yani şöyle şimdi mesela şöyle şu tarz üçüncü kat giriş tuvalet arızalandığından bugün içinde arıza giderilinceye kadar su ılımayacaktır. Hı-hı. Giriş tuvaletini de kullanmayalım. House Flipper. Mesela bak şimdi bunu ben oynadım abi. Bu tarzı ben de seyrettim. House Flipper ismi güzel oyun. Evet. Yani bu aslında şöyle çok oynamam bu tarz oyunlar. Ama simülasyon çok sevmiyorum. Simülasyon çok, tuvalet simülasyonu sevmiyorum. Ama genelde hani oynadığım Dota oynarım. Dota oynarsın. Battlefield oynarım. Çünkü yani multiplayer gamer'sın o zaman. Ben bunu evet, yani çok oyunculuğum. Ben yani arkadaşlarımla sosyal olayım. Arkadaşımı döveyim, öldüreyim arkadaşlar. Yani kavga çıkaralım. Olayım. Birbirimize küfür edelim gerekirse. Biraz da oyundan bahsedersen, evet, setten yeterince bahsetsin. Bu arada multiplayer oyuncularla alakalı şöyle de bir şey söylerler. Şöyle bir araştırma yapılmış geçen. Ben de okudum ve şaşırdım. Demişler ki lütfen öl. Çünkü hep olay yenme bu, üzerine. Olay bu zaten. Evet, yani biraz tamamen da öldürme üzerine. Dolayısıyla acaba gelişimleri kötü etkileniyor mu, arkadaşlıkları bozuluyor mu gibi bir tartışma konusu 1980'lerdeydi tabii o dönem. Çok geçtik, açtık bunları. Bu değil yani. Gelişimleri kötü etkiliyor, hala var ama ben geçen gördüm tabii. Yani hakikaten televizyonda. Ne demişler? Birçok oyunun gençleri kötü etkilediği hakkında haberler ve hatta elim ayağım titredi. Oha. Doğru. Yani ya, böyle oyunu oynarken Satoshi'nin bazen açıklaması var bununla ilgili. Lütfen ölle ilgili. Kendini elim ayağım titredi. Doğru. Eli ayağı titreyen bir sürü oyuncu. Şey vardı bu arada, bizim dönemimizde iki tane böyle olay çok popüler. Hatırlarsınız kesin, izleyicilerimiz hatırlar. Bir tanesi Pokemon olayı. Bir tanesi de şöyle bir şey yaşanmıştı. Haberlerde okumuştum ben. Başlığı şuydu: gerek kalmadı eyvallah. Evet. O gün haber çok fazla haber yok. Pokemon olayı ama çok yankılanmıştı Türkiye'de, o yüzden gerek kalmadı. Gerek yani kısa sürdü. Taso olayı kısa sürdü, o yüzden büyük ihtimal. Şimdi benim zamanımda şey var, bir WoW'cular, bir Knight Online'cılar. Tabii. Knight Online kazandı bu arada. Garip bir şey. Nasıl oldu? Knight Online kazandı. Hiç oynadın mı Knight Online ya da MMO RPG'ler oynadın? Oynadım, bayağı oynadım. Knight oynadım. Ben de hayatımı verdim. Ben de. Peki Knight mı oynadın, Knight mı oynadın? Knight abi. Biz Knight oynadık. Bizim zamanımızda Knight oynadık. Çünkü benim zamanımda Ares Beramus zamanı. Ooo.
Çok eskiler. Ne? Ares Beranus mu? İki tane. İlk iki server abi. Başka serverın olmadığı zaman. Server isimleri var. Tabii. Ben bir tane daha server duydum. Onun ismi neydi? Şöyleydi. Serverın adı. Açma telefonlarını. Biraz agresif bir server. Zaten offline'di. Orası test serverıydı abi. LAN server. Yok, test serverıydı. Orada communication da yoktu. Ha işte kapalı server. İşte evet, mesaj atamıyorsun. Tek başına oynadığın bir beta. Kapalı beta. Peki, Knight'da para kazandın mı? Knight'da gerçek hayattaki. Gerçek hayatta. Hayır, şöyle, Knight'a çok para verdim. Ha. İşte sen o ekiptendin o zaman abi. Yani üzüldüğüm zamanlar oldu. Yok, satmadım abi. Ben hep aldım. Harbi mi? Aldım. Peki o oyun pay to win şeyleri vardı o zaman. Pay to win değil aslında. Değildi. Bir zaman nasıl mı satın değil alıyordun? No. Kılıç olarak. Ya kendi içinde bir ekonomisi vardı. Evet. Ve işte The Last diye bir klan vardı o zaman. Hmm. En böyle abilerin 15 makinayla sürekli gold kastığı bir internet kafe düşün. Vardı, İlk ben account'umu da ilk orada açmıştım. İsmi neydi account'un? Ismi... Hangi rumuzu vermiştin kendine? Abi, bayır domuzu gibi oldum. 536. Çok güzel. O da altın 536. Şey yani hani çünkü alınmıştı bu isim. Ya, bayır domuzu oldu. Oraya kadar denedin değil mi? Denedim, 536. Da aldım. Ama şeydir, bayır domuzu bir klas oyunda. Bayır domuzu... Büyücü gibi. Evet. Bayır domuzu benim warrior mage'ti. Battle Mage de denir. Yabancılar evet, Battle Mage'ler ama biz bayır domuzu. Bayır domuzu. Ben Türkçe oynuyordum Night Online'ı. Yama yüklemiştim ondan yani. Orada yoksa Peki ya o MMORPG'lerde şöyle bir durum var. İşte insanların sosyal etkinlikleri yerine geliyor ya. Evet. Yani benim mesela okuldu. Evet, normal evet, sosyal. Benim okuldu. Okulda uyuyorsun orada. Aktif hayatını sürüyorsun. Yok. Ben öyleyim. Okula diye çıkıyorsun. Ha o internet kafe. Evet. Şimdi okay, şöyle bir şansım vardı benim. Bunu tabii ne kadar doğru olur söylemem bilmiyorum ama müdürümüz babamın liseden arkadaş olduğu için devamsızlık bende yoktu. Bunu yazalım alta. Devamsızlık bende yoktu. Şimdi güvenliğim. Anlamsız böyle bir alt yazı. Yani 19,5 günde bug'a giriyordu. 19,5 günün ilerisi yoktu mesela. Ben de öyleydim biliyor musun? Yani aynı hikaye değil de 19 babam bir şey yaptı. Ne yaptı bilmiyorum ama. Ne dedi sana? Şöyle bir şey yaptı diye düşünüyorum. Niye? Sıcak su daha iyi, daha zevkli olur. Evet. çok da özel şeylere yani girmezsek. Yani babanın müdür yardımcısı. Bu zannenle ilgili birçok yani şeyler çıktı. Ben hayatımda kimseyi beklemediğim kadar internet kafenin açılmasını bekledim. Evet, ha, sabah o vardır ama. Hep vardır. Böyle okul biz kıyafetli şeyler kapıda duruyor musun falan. Yazlıkta abi biz yazlıkta yani 100 abi bisiklete bin falan yani gidiyorduk sabah. Yok. 8'de. Tabii. Yani gidiyorduk sabah 8'de internet kafenin önüne. Ya diyorduk ki birbirimize demek ki hazır değilmişim. Yani kapalı yani. Güneş sosyalliğe. Biraz da sosyalliğe. Demek ki hayata hazır değilmişim. Orada hazırlanıyorduk işte. Doğru. Paladin oluyorduk. Yeri geliyor işte. En zordan bahsediyor. Ben daha tank olmaya hazır değilim. Camiye gitmeyelim. Paladin oluyorduk. Paladin oluyorduk. Allah'ın adamıyız diye. Sen azından bayır domuzu değil. Falan. Yazlık deyince aklıma şey geldi. Bizim yazlıkta da yeni bir internet kafe açılmış ama bu internet kafenin bilgisayarları oyun kaldırmıyordu o kadar eski. Ne kaldırıyordu? Abi şöyle şeyleri kaldırıyordu. Bir de vurdu mu oturtan kimseye alttan almayan kadınlar. Ha işte. Onları kaldırıyordu. Direkt düşürüyordu. Onları kaldırıyordum. Çok ilginç bir enteresan bir bilgisayar. Yani garip bir bilgisayardı. Yani ve oyun oynayabiliyor muyum? Yok teknolojinin abi. Teknolojinin cazibesi. Tabii. Yani. Zordu ama sen beni kaldırabilir misin gibi. Gibi bir terimden oradan geliyor. Düşürebilir misin? İşlemciyi yapan şahıs. Yani biz oraya giderdik. MP3 CD'si doldururduk. Çünkü başka da yol yok. Yani eğlenebilecek yazılar. Sonra eve gidip onları mı dinlerdiniz? Evet, başka bir amacım. Unknown Artist'in en meşhur olduğu dönemdi. Track 1. Track 1. Abi. Track 2 ama Track 2. Olsa da dinlesek. Dinlesek olsa. Track 2 de başka. Buraya da en sevdiği trackleri yazarlarsa yorumlara çok seviyoruz. Ya abone olursanız falan. Aynen. Peki, neyse abi. Evet. Multiplayer dışında hiç single player mesela oynadım. Hikayeli oyunlar. Metro oynadım. Metro güzel. Metro'yu severek de oynadım. Tabii zorlayıcı geldi biraz bir yalnızlık hissi. Kitapları tabii bir anda mesela küfür edecek arkadaşım yok. Ansiklopedilerini. Ansiklopedilerini okudum. Wikipedia olarak. Çok güzel. İnternetten artıyor. Okudum. Artıyor. Yani en son oynadığım single oydu herhalde, Metro'ydu. En son oynadığım single'ı şimdi özel hayatla ilgili başka şeyler soracağız. En son oynadığım single benim de. Herkes açıklayacaksa.
multiplayer oyunlardaki temel motivasyon, demin de söylediğim gibi hani arkadaşını öldürme, işte ya ne oldu lan falan gibi konuşmalar üzerine böyle bir üstünlük taslama şey var. Bir de işin öbür tarafı var. Co-op oyunlar. Mesela orada da ben arkadaşımla geçen co-op oyunu oynarken şöyle bir şey cümle kurdum ona. Sovyet asker kalpağı o zaman. Evet. Savaş oyunu herhalde Battlefield. Tabii tabii. Company of Heroes. Yok. Company of Heroes. Evet. Daha oralar. Ve o dostluktan çok keyifli muhabbetler çıkabiliyor. Yani birlikte, arkadaşlarınla birlikte. Bu da sana kalpak olsun. Evet şeklinde. Gibi şakalar da yapabiliyor. Böyle düşmanlıklar da olabilir. Benim mesela hala yüzünü görmediğim ama çok samimi olduğum. Değil mi? Koreli arkadaşlarım dostları. Yok Koreli değil, Türk de yani. Hala Koreli öyle arkadaşlarım var. Bizde var bir Koreli tanıştırırız. Biliyorum, izledim. Şaka. Mesela onunla da ne oynuyordunuz onunla? Daha hala oynuyoruz. Dota oynuyorum. Dota oynuyoruz. Çok da iyi anlaşıyorum. Kuyumcu olduğunu iddia etti. Buradan kendisine bir mesaj, bir seslenmek ister tabii. Misin? Tabii. Dolar niye arttı? Kriz. Kuyumcu olduğu için diyorsun. Belki bir bağlısı. Dolar niye arttı? Şimdi Kapalı Çarşı'daki durumlar tabii. Kriz de evet. Kuyumcu olduğu için. Kriz mi? Kriz. Kriz Türkiye'de. Kriz değil. Adı Kriz olsaydı. Bunu nasıl kaçırmışız ya? Peki sen bilgisayar oyuncusu musun daha çok yoksa konsolla da şimdi mesela onu anlatıyorum. Bak geliyor. Hikaye geliyor. Çünkü biraz da genel hani konsol, hadi. PC durumlarını da tartışıyoruz. Şimdi şöyle, Knight Online zulmünden sonra ben tabii bir süre ara verdim oyuna. Hayata? Ha pardon. Hayata değil. O hayata verdiğim dönem o. Ha tamam. Dayım benim. Benim dayım. Canım dayım benim. Dayın çıkıyormuş. Dayım konsolda kod oyuncusudur senelerdir. Konsolda bayağı. Konsolda. Klanlı. Emek klanlı. Beraber Antalya'ya gitmeler falan öyle bir adamdır. Ne alakası? Ona gerek yok. PlayStation'ımı da o aldı. 17-18 yaşlarımda Gaziantep'e gittim çalışma aşkıyla. Çalışma aşkıyla. Tamam. Orada da tabii sıkıldık. Çünkü bir şey lazım. Bir laptop edinelim dedik ve laptopla tekrar geri döndük. Daha da ısınacak bir alet. Sana. Ne olabilir dedik. Ya klima alacaktı ya da 1000 derece olsun alacak. Burası. 1000 derece su getirsem. Laptop evet. Almaya. O zamanlar işte babayı falan kaybettim. O zor zamanları oyunlarla sağ tekrar sağ ol, attık. Ama böyle daha hani civilization'dır. Sivizli. Sivizli'de şimdi. Onun dışında başka. Onun dışında 10-15 arası iyidir. O güzel bir oyundu. 10-15 arası bir sayı tuttum geçiyorsun. Arkadaşımla oynadık. Onu laptopta oynamadık ama bilelim. Otel odasında birebir. Mesela şey diyor bana 10 mu 15 mi? 15 falan bilince böyle tabii. Pides mi? Ama bunun dizisini yaptılar Squid Game diye. Tutturuyorsun. İşte, yani işte düşündü. Çok hızlı bir Koreli bizden oyun. Önce düşündü. Hep öyle olmaz mı bu arada? Oyunları da biliyorsun. Koreliler hep hayır Koreliler de online oyunlar MMO strateji tabii. Bu konuda MMO'ya bayağı. MMO'ya çok girmiyorlar diyorum ben. Yani. Değil misin ya? Şeyler müthişler. Var. Strateji. Ya strateji StarCraft ayrı bir yerde. Şimdi onu şuraya bir koyalım. Tamam. Duruyor. Kamera almaz orada. Ama şeyde mobilde MMO oynuyorlar. Telefonda MMO oynuyorlar. Öyle bir şey mi? Tabii. Ben dizileri seyrediyorum, hep görüyorum. Ben de öyle şey. Bu arada şey var direkt. Kore'de şöyle bir kültür var. Ben de çok şaşırmıştım ilk duyduğumda. Yakışır kardeşim benim. Motive ediyor. Koreli sen yakışır. Sporcu ol, yakışır kardeşime falan gibi yetiştiriyorlar çocukluktan itibaren. Ve bir oyun tarzına mesela yetenekli olduğun zaman geçiş de yapabiliyorsun. Yani Allah mesela Allah. FPS çift anadal. FPS konusunda yeteneklisin diyelim, e-sporcusun. Yani ondan sonra mesela başka turnuvalarda daha fazla para varsa kendini bu sefer o oyuna adapte edebiliyorsun. Peki ben artık hayatımı geri istiyorum dersen. Onu da bir şey yapamıyorsun yani. Allah o zaman dövüş oyunu. O zaman 10-15 arası. Oyunları güzeldi. Bu arada ilk e-spor dövüş oyunlarından çıktı. İsmi neydi? Şöyle bir ismi vardı. Stajyerler geldi ne yapalım? Stajyer dövüyorlar. Evet. Zaten günümüzde de çok kullanılan bir yöntem. Bu senin için de bir fırsat. Strateji MOBA işte denilen şeye dönüştü. MOBA. Sen de çok sıkı bir Dota oyuncusun. Dota sonrasında geri döndün. Evet, şu anda da zaten en aktif oynadığın oyun o galiba. Evet. Ya en çok zaman harcadığım o. Peki turnuvalarını falan takip ediyor musun? Takip ederim. Harbi mi? Çok da keyif alırım. Dota bütün gün izlerim. Tabii. Mesela hani
işte Afra ya da başka arkadaşlarıma şey derim atıyorum. 17-18. Öyle şey derim. Şey derim. Açabilirsin şu an. Şu an hani açabilirsin, başlayacak biraz daha. Başlayacak, izleyelim hep beraber. Allah'tan böyle bir kağıt geldi. Turnuvamı da kendim açmam diyor. Açmam. Otururum arkama yaslanırım. Derim ki şu an açabilirsin. İğrençli bir şey. 17-18 Aralık hani ben yokum arkadaşlar. Maç izleyeceğim. Ha, tabii. Yukarıda böyle kendime bir oda yaptım. İşte böyle yani kendi çapımızda. Yukarıda kulede. Yukarıda bu arada. Yukarıda kulesine ya, yapmışım. Normalde müştemilattaki yeri ayırdım. Şehri. Ama şehri tam görebileceğim. Kulesi gibi oldu. Bu şey mi? Man Cave'de. Man Cave gibi. Ya öyle bir ev yaptım. Küçük bir ev. 4+2. Yukarıda yavrularını besliyorum. Sadece Dota izliyorum. Yukarıda ev mi yaptım? Kuş evi. Evin üstüne bir ev daha var. Ama tahtadan yapayım. Beton. Solucan getiriyor böyle kuş ağzını. Kuş geliyor ağzında şeyler açıp çırpılarla böyle diziyor onları tık 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 diye. Soğusçu musun? Benim canım yanıyor. Soğusçu değilim. Şimdi o hikayeyi de anlatayım gireceğin sana. Gireceğin nokta o olabilir ama. Güzel. Koray benim yakın arkadaşım. Soğus manyağıdır. 1, 2, 10 kere bitirmiş falan. Dedi ki bana gel bir dene. Neyi dene dedi? Şöyle. Nakliye hizmet bedeli. Gel bir denelim. Şimdi sen de şimdi ben 550 olacak soğusçu zaten. Değilim. Artı bu bedeli. Ben soğusçu muyum değilim. Şimdi ben neden nakliye hizmet bedeli yani. Steam'den. Hayır bir de sen istesen gider alırsın. Alırsın. Hayır, bir de komisyon istiyorsan. Hani biz niye Steam'den alıyoruz? Türkiye'de dijital diye. Steam'de. Evet, hayır biz dijital diye almıyor muyuz? Evet. Benden nakliye bedelini almıyor. Ama işte o işte kodu iletmesi falan. Koray almış 300 liraya oyunu. Ben 500 liraya 200 lira nakliye bedeli. Sarı yere bu arada benziyor. Ne oluyor ya? Şaka maka harbiden öyle oldu. Fiyatı gerçekten öyle. Evet. Dolar düzenlemesi dedi geldi. Dedi ki gel dedi beraber oynarız. Peki. Girdik oyuna. Hangisi olduğunu bilmiyorum. 3 galiba. 3'tür. Ha, Dark Souls'dan. Evet Dark Souls'a girdim. O evrene girdim. Analogla oynuyorum falan. Hani öyle daha rahat evet. Oynanmış. Girdim ne çıktı? Girdim karşısına. Şöyle abi oyunu açtım. İlk gördüm evet bu doğru dedim. Bu doğru. Doğru Dark Souls bir telefonumuz yani. Var. Çok özür dilerim. Alo. Girdim. İşte mobları kestim bir şey. Okey buralara kadar okey. Knight'tan alışırız. Tabii mobları kesmek her gün. Bir boss'a. Udex kaldı. Şimdi benim kitabımda şu yazar. Ben bir yeni oyuncuysam. Ne yazar? Şöyle. Kitabı var. Evet. Şöyle koydu. Şöyle. Bugünden itibaren ben biseksüelim oyun dünyasında. Şöyle. Neden? Onu da oynarım, neden? Bunu da oynarım. Çok güzel bir kişinin, değil mi? Bak, neden? Çünkü ben bir oyuncuysam, Metaverse evreninde ben biseksüelim. Bu evet, kadar doğru, mesela. Yani. Tweet ile de olur, onunla da olur. Zaten oyunlar buna şey değil mi, bir araştırayım ya. Cinsiyetçilik yani. Yok zaten. Yok, yok. Cinsiyetçilik olmamalı. Cyberpunk'ta herkes... gördük bunu. Ha. Yani tamam. İstediğin şey olabilirsin. Tabii. İstediğin şeyin de istediğin şey. İstediğin şeyin de istediğin şey. Evet. Şöyle bir şey takayım falan. Hepsi tabii. Vardı yani. Hiç takmayayım. Hiç takmayayım da var. Bununla uğraşmayayım. O da var. Ama o da olabilir. Zaten renderlayamasın falan, bozulsun tabii. Gibi şeyler vardı. Evet. Velhasıl kelam dedim ki ben biseksüelim. Çok güzel. Ben dedim Dark Souls'u oynarım. Ki zaten oyun bayağı şey yok neyse. Yani nasıl kelam ben biseksüelim. Mesela şey vardı da. Persona oynuyorum. Çok sevdiğim oyunlardan biri işte rol yapma JRPG falan oyunu. Bir yandan da ama lise hayatı. Sen iyi bilirsin. Ben şey lise hayatında 10 senem geçti benim. Lise 15 sene lise okudum. Daha da sonra. Bu lise hayatı sırasında da mesela şeyler var işte. O gününü nasıl geçireceksin diye sana evet. Soruyor oyun. Mesela neler yapabiliyorsun? Seçeneklerin arasında da bir baktım şöyle bir şey yazıyor. Göğüs kısmını öne al, kalçayı arkaya. Dedim ki bu nasıl lise? Yani sizin ben lise böyle nerede? Lise süper lise. Neydi? Japonya. İşte Japonya. Japonlar böyleymiş lisede. Yok onu oraya al, bunu buraya saçını al. Saçını şöyle kes. Tabii. Bunlar. Ve orada şey çıkıyor abi. Değişik bir mesela, kültür. Bu oyunu bugün oynayanların yüzde bilmem kaçı şunu tercih evet, etti. Yüzde bana niye bunu veriyorsun? Bana ne lan? Ben adamın istatistiğinden ya. Ama şöyle bir şey öyle var. Saçma o şey mi o cheat gibi değil yani. Bir yandan da yanlış tercih de yapmış olabilir. Tamam ben. Cheat'ten dolayı demiyorum. Benim yerimde olan, benim gibi aynı şeyleri yaşayan insanların yüzdesini ben niye merak edeyim? Bu oyuna ben invest olmuşum.
immerse olmuşum. Invest bir takım olmuş. İngilizce, İngilizce kelimeler mest olmuşum. Nesting. Orada bırak ben kendimi tek gibi hissedeyim. Senin gibi bir sürü herif var. Aynı bazı. Aynısını oynadılar. Onlar bunu yaptı falan diye bilginin kime ne faydası var seni ya. Seni sosyalleştirmeye çalışıyor ama çok... Tamam ben sosyalleşmek istesem bunlar... Persona mı oynarım burada ya? Estağfurullah. Allah Allah. Çok güzel bir sohbet oldu. Yani. Bittik mi? Hayır bir kartın daha var. Buradan şöyle bitiriyoruz bunları. Bu şöyle bitiriyorum. Hı. Buyurun. İzleyenlerimize ne söylemek istersin? Bir mesajın var mı? Çıkışta bekliyorum. Bu adam tehlikeli. Bu adam oyun dünyasının... Velhasıl kelam. Velhasıl kelam. Çıkışta bekliyorum.